ellerim var. Kelepçeli ellerim, kollarında zinciri var. Haykırıyor dilleri. Bir intikal, İstas ziyaret süreci olacak bu süreçte. Diğer vatandaşlarımızın, vekillerimizin olduğu o korteje katılmasını istemiyorum. Serhedan Ciyane, Serhedan, Serhedan, Serhedan Ciyane, hey hey, Serhedan Ciyane, Serhedan Ciyane. Yani Ahmet'in şu an Ahmet'te binlerce polis yığılmış durumda. Fakat hiçbir şekilde bizim Ahmet halkıyla buluşmamızı engelleyemedi ve engelleyemez. Bugün Ahmet'in her sokağında, her kentte, her mahallesinde halkımız bizlere ulaşmak için ciddi çaba sarf ediyor. Ahmet on binlerce kişiyle bugün ayakta. Gerçekten kendisine de ve mücadele geçmişine de yaraşır bir şekilde özgürlük yürüyüşçülerini coşkulu bir şekilde selamladı. Biz de buradan özgürlük yürüyüşçüleri adına Ahmet halkımızın hem bu görkemli katılımını, coşkusunu hem de bu yürüyüşü sahiplenişi gerçekten de selamladığımızı, kutladığımızı ifade etmek isteriz. Tabii ki yürüyüşümüz burada bugün bitmiyor. Bugün burada Ahmet'te olacağız. Yarın Amara'ya doğru, Urfa'ya doğru yol alacağız. Ayın 15'inde Amara'da bu yürüyüşümüzü finale eldireceğiz. Fakat bugün daha önce de ifade ettiğimiz gibi Ahmet bir ön final olarak kendi rolünü güçlü bir şekilde oynadı. Bütün baskılara rağmen, on binlerce polisin yığılmasına rağmen hiçbir şekilde Ahmet'in özellikle Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü, özgürlük iradesine ve Kürt sorununun demokratik çözüm yöntemlerine ilişkin iradesine önüne hiçbir şekilde geçemez. Evet, burada çok özel bir, farklı bir uygulama olduğunu biliyoruz. Fakat Ahmet halkı da mücadele geçmişinden aldığı güçle, deneyimle, iradeyle bugün Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü güçlü bir şekilde haykırdı ve Sayın Öcalan'ın iradesine, düşüncesine ve fikirlerine nasıl bağlı olduğunu, nasıl bu mücadelede yer almak istediğini görkemli bir şekilde ortaya koydu ve bugün de akşama kadar da bu eylemimizi Ahmet'te sürdüreceğiz ve yarın sabah da Urfa'ya doğru yol alacağız. Büyük final için bir çağrınız olacak mı Amara? Elbette ki başta Ahmet halkı olmak üzere Urfa halkımıza buradan çağrı yapıyoruz. Urfa, Adıyaman, yakın illerde bulunan halkımıza çok güçlü bir şekilde ayın 15'inde saat 10'da Amara'da buluşacak şekilde tüm halkımızı Sayın Öcalan'ın doğduğu yerde, aslında Kürt halkının yeniden doğuşunu ve özgürlüğünün aslında doğduğu bir yer olan Amara'da tüm halkımızı güçlü bir şekilde biz sahiplenemeyle Amara'da ayın 15'inde, 15 Şubat'ta Amara'da bekliyoruz. Yanımızda özgürlük yürüyüşçülerine katılmayı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vardılar. Ahmet'e bir karşılama var ama aynı zamanda bir abluka durumu söz konusu. Neler söylemek istersiniz? Aslında yürüyüş bu ablukanın bu kadar güçlü bir şekilde buraya yığılmasından ve bu ablukanın tercih edilmesinden bir kez daha görünüyor ki amacına ulaştı. Ve bu yürüyüş büyüyerek devam ediyor. Bu kadar çok rahatsızlık duyulmasının sebebi de bu. Bu yürüyüşün amacı İmralı'da tecriti kırmak üzere yola çıktık 1 Şubat'tan bu yana. Fakat İmralı'da tecriti kırmakla kastedilen şeyin ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. İmralı'da Sayın Öcalan'a yönelik tecrit aslında 25 yıldır sürüyor. Bunu son 3 yıla, son birkaç aya sığdırmamak gerekiyor. Ama son
3 yıldır, son birkaç aydır mutlak bir iletişimsizlik söz konusu. Hiçbir şekilde haber alınamıyor. Ve ondan haber alınamadığı sürece de Türkiye'de pek çok sorun daha da girift bir hale gelerek kar topu gibi büyüyor. Biz de diyoruz ki eğer İmralı'nın kapılarını açarsanız, eğer Sayın Öcalan'ın içinde bulunduğu doğrudan hayati muhatabiyeti olan bir insandan bahsediyoruz. Herhangi birinden bahsetmiyoruz. Bunu bu ülke çok defa denedi. Bu hayati muhataplığın ne demek olduğunu aslında toplum olarak da, devlet olarak da, iktidarlar olarak da bilen bir ülkeden bahsediyoruz. Ne tercih ediliyor şimdi? Savaş politikalarını güçlendirmek, savaş politikalarıyla ülkeyi bu muhataplığı devreye koyup başka bir projeyi hayata geçirmek mümkünken, yani barış siyaseti kurmayı, bu işte savaş siyasetinde ısrarın göstergesi duyduğumuz sesler, bir kent buna mahkum ediliyor. Onlarca milletvekili şu anda burada. Neredeyse grubumuzun tamamı burada DEM Parti olarak. Grup başkan vekilimiz burada. DBP eş başkanları burada. Ama biz bir yürüyüş yapamıyoruz saatlerdir. Esnafı selamlayamıyoruz. En çok oy aldığımız kentte, Diyarbakır gibi sembolik bir yerde biz yürüyebilmek için polislerle müzakereler yapmak zorunda kalıyoruz. Yanımıza ön seçimlerden çıkmış belediye eş başkan adaylarımızı katmak için, birlikte yol yürüdüğümüz özgürlük yürüyüşçülerini katmak için saatlerdir burada ablukada kuşatma altında direniyoruz. Ama şuna eminiz, bu yollar açılacak. Hiçbir zulüm, hiçbir zorbalık dünya tarihinde halkların adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi ve barış arayışına karşı dayanamamıştır. Bu iktidar da buna dayanamayacak. Bu savaş politikalarından vazgeçmek zorundalar. Tüm Türkiye kamuoyunun yararına olan şey bundan vazgeçmektir. Yeniden masaya dönmektir. Yeniden diyalog kanallarını açmaktır. Öcalan'ın ortaya koyduğu üçüncü yol siyaseti Türkiye'de ortak yaşamın garantisidir. Sayın Öcalan'ın bu sesini duymaya yalnızca Kürt halkının değil Türkiye toplumunun ihtiyacı var. O yüzden bu özgürlük yürüyüşünü ne abluka, ne kolluk gücü, ne etrafımızın çevrilmesi engelleyemez. Görüyorsunuz, her şeye rağmen insanlar kitlesel bir şekilde bizimle yürüyorlar. Ve üstelik bu yalnızca bu alanda, çok çeşitli yerlerde çok çeşitli karşılamalar var. Urfa'ya doğru gittikçe de bu ses çoğalacak. Eminim bu yürüyüş bir şekliyle izleyenler, görmek isteyenler ve duymak isteyenler için çok mesaj içeriyor. Önemli olan bu mesajları duymak, algılamak ve gereğini yapmaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır kuvvet. Gidiş. Gelemeye yarım. Şu anda Ahmet sokaklarında yürüyorsunuz. Neler evet. Söylemek istersiniz? Bugün Ahmet halkının bu yürüyüşü sahiplenmesi önünde saygıyla eğiliyoruz. 70. Bir kez daha Kürt halkı, Kürdistan halkı bu topraklarda barışın, özgürlüğün tesisinin en temel garantisidir. Sayın Öcalan üzerindeki fiziki özgürlük kaldırılıncaya kadar, Kürt sorunun demokratik çözümü sağlanıncaya kadar bu yürüyüş bitmeyecek. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yürüyüş aslında bir son değil, bir starttır, bir ilktir. Tüm halklarımızı, tüm Ahmet'i bugün sokaklara davet ediyoruz. Kendi iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Zafer, her zaman söylüyoruz, özgürlüğü için yollara düşenlerin olacak. Zafer bizim olacak. Zafer Kürt halkının ve Kürdistanlıların olacak. Teşekkürler. Sayın Başkan, siz neler söylemek istersiniz? Yürüyüş 13. gününde evet. Sokaklarında yürüyorsunuz. Evet. Bu yollar uzun zamandır özgürlük için, barış için direnenlerin, mücadele edenlerin yolları. Bu attığımız her adımda ödenmiş binlerce, milyonlarca bedel var belki de. Bu attığımız her adımda mücadelenin ilmek ilmek örüldüğü adımlar bu adımlar. Dolayısıyla onlarca yıldır süren mücadele bugün aynen dimdik ayakta ve sürüyor. Kararlı bir şekilde sürüyor. Çünkü biliyoruz ki eğer bu ülkeye barış gelecekse, demokrasi gelecekse, bu ülkede bir hukuk devleti, bu ülke anayasal bir devlet olacaksa, demokratik cumhuriyet inşa edilecekse,
Bunun bir tek yolu var. Tecritin sonlanması Sayın Öcalan'ın özgür kalıp siyasal müzakere süreçlerini başlatmasından geçiyor. Bunu artık bütün Türkiye halkları biliyor, Orta Doğu halkları biliyor. Bunun zamanı gelmiştir. Buna karşı direnenler aslında bir ülkeyi çöküşe sürüklemekten başka bir şey yapmıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Sayın konukçu, siz neler söylemek istersiniz? Şimdi 13. gününde Ahmet'teyiz. Ahmet halkının coşkulu karşılaması bize güç verdi. Zaten Ahmet bellidir, Ahmet'in ne olduğunu herkes biliyor. Ancak bütün engelleme çabalarına rağmen Ahmet halkıyla buluştu. Yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yürüyüş Sayın Öcalan özgürleşene kadar, bu topraklarda Kürt sorunu çözülene kadar, halkların kardeşliği inşa edilip barış kurulana kadar, onurlu bir barış kurulana kadar devam edecek. Yürüyüşümüz ancak bu şekilde tamamlanacak. Hep birlikte mücadelemize güç veren arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Eğer bu şehrin güvenliği, bu şehrin vatandaşı huzurunu bekliyorsanız lütfen kortej buraya kadar geldi. Yandan tribüne geçiş yapacak kadar boş bırak. Sesi al oraya. İlerleyin. İlerleyin. Al sesi. Sondan tribüne gelmesin. Yavaş bir kontrol edin. Sol tribüne. Sesi yandan devam edin. Evet, ünlüyoruz. Kortejin evet, hazır kuvvetler. Yalnızdaki devam eden vatandaşlar var ise bu hatta müsaade etmeyin. Kortej değerinde yürümeye müsaade etmeyin. Güvenlikleri kovmuş arka tarafına. Arka tarafta bir çember alınıyor. Kolluklara talimatıldı. Hazır kuvvetle yakalıklı gözaltı unsurları bütün otobüslerimizi bu bölgeye 2 dakika içinde çağıracağım şekilde gözaltı aracı olarak hazırlar. Tim abileri, araçlarınızı bu tarafa doğru yaklaştırın. Kortej'e dahil olmasınlar. Ancak 2 dakika içinde intikal edebilecek şekilde ara sokaklarda kortej'e göre konuşlansınlar. Almayın kuvveti. Tartışmaya girdik, almayacağım. Kortej etmiş. Beyler önüne alın. Geç, önüne alın. Gel.